Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Size sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet. İnek gütmeye devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bugün yine aynı yerden aşağı aşağı dereye doğru gideceğiz. Geçen videoda, bir önceki videoda söylediğim gibi eğer dereye gidersek sizlere balıkları falan göstereceğim. Eğer varsa ki şayet derede güzel manzaralar var, onları göstermeye çalışacağım. Eğer ki yoksa da yine tencere kapağımı yanımda getirdim. Şu vazgeçemediğimiz bizim değişmezimiz olan tencere kapağı. Soruyorlar abi niye tencere kapağı, git kendine bir saç al diye. Onun bana çok büyük bir katkısı var. Bizim psikopat bizim sacı kaybettikten sonra ilk videoları onunla çekmiştik. İlk yemek videolarının hemen hemen neredeyse %50'sinde tencere kapağı var. O yüzden yoksa gidip saç almak o kadar zor olmasa gerek ama ben seviyorum. Neyse, eğer balık tutamazsak ya da balıklara bakıp balıklarla bir şey yapamazsak et getirdik. Her şey var. Yine bugün sığır gideceğiz. Güzel görüntüler sunmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyoruz. Kurbağa sesleri. Yaz ayının, bir de yaz gecelerinin köyümüzün için vazgeçilmez, değişmez sesleri. Gece olunca hele vırk 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 vırk. Seslere bakın. Hadi bakalım kızım. Hadi gidin. Hadi. Evet. Şimdi dereye indik. Bugün biraz derede yayacağız. Tabii ki dere dememizin sebebi, burasının bir adı var. Çirkin Dere ve Tabandarı diye geçen sıralı kaynakların olduğu, acayip şekilde suların çıktığı bir dere. Yani şuradan başlıyorum. Bakın şurada bir tane var. Şurada küçük bir kaynak var. Bakın buralara su biriktiriyor. Bu kaynaklar aşağı kadar 8 ya da 10 taneyi bulabiliyor. En sonunda da zaten büyük, hani o kadar çok büyük değil ama akan bir dereyi oluşturuyor. Bir videomda çekmiştim burasını sanırım. Yeni görenler olabilir. Muazzam bir yer. Muazzam güzellikte bir yer. İşte bugün buradayız. İneklerin geldiği yere kadar sizlere çekim yapmaya çalışacağım. Eğer inekler durursa kendim de yürüyerek aşağı kadar bu güzellikleri, yeşillikte bu güzellikleri size göstermeye çalışacağım. Güzel yerler. Burası Çirkin Dere. Evet, madem ki deredeyiz, kaynakları da sayalım. Dere aşağı yürüyeceğim ben. Dediğim gibi sığır durursa. İki tane yukarıda çeşme var. Onları saymayacağım. Deredeki bütün kaynakları sayacağım. Bakın o birdi, bu da ikinci arkadaşlar. Şuradan su yavaş yavaş gelerek buradan gidiyor. Evet, iki kaynak gösterdim. Hani o kadar kaynadıkları belli olmuyor ama şurada aktığını görebilirsiniz. buradan çoğalmaya başlıyor. Bu suların çoğu da çok tatlı ve çok güzel suları var. Evet, bu üçüncü kaynak. Bunun üzerine de çeşme yapıldı. Şuradaki deposu şuradan akıyor arkadaşlar. Üçüncü kaynak. Bu bayağı bir güçlü. Çeşmesi de orada. Oraya çeşme yaptılar. Üçüncü su kaynağımız da burası. Evet, o kaynaktan çıkan su da buradan akıyor arkadaşlar. Kevçer Çeşmesi. Şöyle göstereyim. Bu kadar çok suyu var yani. Burayı çeşme olarak değerlendirildi. İnekler, koyunlar sularını içiyorlar. Bayağı çok bir akışı var. Evet. Dere aşağı yürümeye başladım. Şimdi sığırlar kendileri bu derece gelecekler. Ben de gideyim önden size kaynakları çekeyim dedim. Çünkü derenin içine girdiği zaman suyu bulandırıyorlar. Bu arada şu beyaz taşları görüyorsunuz değil mi? Bu 200 sene önce olan bir sel felaketinde buraya indirildi. Zaten bu dereyi besleyen çok dere var ama evet, bu dördüncü kaynağımız ve bunun adı Gümüşpınar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, acayip şekilde bir kaynaması söz konusu. Buradan akıp gidiyor. Mükemmel. Evet, kaynaklar birleştikçe derenin akması da büyüyor arkadaşlar. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Dere artık bu
insanı rahatlatan su sesi var ya, çıldır çıldır. O sesi yapmaya başladı. Dördüncü kaynak ve dördüncü kaynağın birleşmesiyle bu kadar büyük su oldu. Şimdi aşağı gittikçe kaynaklar artacak. Bu arada inekler yavaş yavaş bu dereden gelecekler. Herhangi bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş buraya gelecek. Ben de önden gideceğim. Size oradaki çekimleri yapayım. Bir göstereyim dereleri, bir kaynakları. Belki balık görebiliriz. Şu anda GoPro'yu suyun içinde denedim. Hiçbir sıkıntı yok. Bu zamana kadar yağmurda çamurda kaldık ama hiç suyun içine sokmamıştım. Kaynağı gösterirken bir deneyeyim dedim. Bir problem olmuyor. Eğer ki balık görürsek suyun içine daldıracağım kamerayı arkadaşlar. Bu aşağıda güzel çekimler yapsın değil mi? Zaten su geçirmezlik garantisi var ama insan ister istemez bir kamera olunca güvenemiyor arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Evet. İlk başta dediğim gibi burası çirkin dere diye adlandırılıyor. Ama burayı neden çirkin dere dedikleri hakkında en ufak bir bilgim yok. Ama tahminim olursa hani derenin pisliğinden, yama olmasından dolayı ya da vesaire başka bir şeylerden dolayı olabilir. Yoksa çirkinliğine, bırakın çirkinliği, akan sularıyla şırıl şırıl, bakın duyuyorsunuz yine. Mükemmel doğasıyla, şöyle söğütlü ağaçlarını da görebiliyorsunuz. Mükemmel bir yer ama çirkin dere işte. Böyle. Evet, şu anda 5. kaynaktayız. Burası Sazak Pınarı ama orman o kadar yakın ki, bu arada bu hortumda yangın havuzuna su taşıyor. Burası çam kozalaklarıyla dolmuş. Bir temizlemek lazım aslında. Yine buradan kaynayarak dereyle buluşuyor. Bakın şöyle aktığını da görebilirsiniz. Pek kaynadığı belli olmuyor ama cidden bu da büyük bir kaynak. Evet, bakın iyice büyüdü. Bayağı dere akarsu olmaya başladı değil mi? Şimdi evet. 6. kaynaktayız arkadaşlar. Bakın. Tabii buradan da akıyor ama buradan da kaynıyor. Şimdi şuradan geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Bunun da hani çıkışta hiçbir şey belli olmuyor değil mi? Ne kadar az kaynıyor gibi gözükse de şuraya geldiği zaman mükemmel bir akışa sahip oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı fazla gidemeyeceğim. Çünkü sığırı arkadaşımıza bıraktık. Söz verdiğimiz yere kadar geldim. Biraz daha yürüyeceğim. Balık görme ihtimalim var. Niye balık ya da balık tutmarız dedim. Ekipman da var gerçi. Zaman kısıtlı. Buraya ayrıyetten gelip kalmak isterim. Şimdi çok yağmurlar oldu ya. Yağmurlar olduktan sonra suyun akışı hızlandı. Ve balıkların yukarı gelme ihtimali var. Böyle düşündüm. Şu 2-3 yerde daha umudum var. Oralara bakacağım. Ondan sonra geri döneceğim. Varsa inşallah vardır yani. Kamerayı suya sokacağım. Niye sessiz konuşuyorsam. Ayaklarımla şöyle oyukları tıngırdatacağım. Belki yukarı doğru geçerken balıkları görürüz. Şöyle arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, geri döndüm. Sığırın yanına gidiyorum. Şöyle kamerama taktığım sopa var. O yüzden yan çekiyorum. Bayağı bir 15'e yakın deneme yaptım ama bir iki tanesinde ya yakaladım balıkları ya yakalayamadım kamerayla. Gördüm yani. Aslında balık var ama küçükler. Bir de bilmiyorum ya, büyükler çıkmıyor. Neyse. Şimdi giderken bir yer var. Oraya bakacağım. Ondan sonra ineklerin yanına gideceğiz. Saç tava yapacağız. Burada yani şu derede aslında iş kamp yapmak, biliyor musunuz? Bir gece burada geçireceksiniz. Bak, o zaman balık da görürsünüz. Yabani hayvan da görürsünüz. Şimdi dediğim gibi arkadaşı fazla mağdur etmeyelim. İnekler kahreder falan. Hakkına geçmeyelim. Hemen geri gidelim. Bir saatlik bir anlaşma yaptık. Bir saat doldu. Ben geri gidiyorum arkadaşlar. Evet, inekleri dereden yukarı çıkardık. Şimdi dün yemek yediğimiz yere gideceğiz. Saç tava yapacağız. Görüntülerin bir iki tanesini izledim. Bir yerlerde sanki balıkları yakalamışım gibi videoda. Bakacağım bakalım, bilgisayarda da tam olarak net göreyim. Bunun küçük bir ekranı var. Ama balık var yani. Neyse. Şimdi her zaman burayı sığır gütmeye geldiğimizde yaptığımız gibi dereye de indik. Birazcık balıklara da baktık. Yukarı çıkalım. Ekmeğimizi yiyelim. Yine ateşi her zamanki gibi yaktık. Tencere kapağımız burada. Soğanımız var. Biberimiz var. Etimiz var. Şöyle onu da göstereyim. Güzel bir et. Pişirelim bakalım yine tencere kapağında. Haydi başlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ateş. Tencere kapağı kayma. Bütün et mahvolur yoksa. Evet. Böyle ideal. Şimdi o ısınsın bakalım. İnşallah. Evet. Orada tutacak yer de var. Soğanımızı doğradım. O ısındıktan sonra yağ ekleyeceğim. Kızdıktan sonra soğanı kavurup eti kavurup şöyle güzel bir saç tava yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle yeşilliği de attık. Bunlar da bir kızarsın. Ben domatesleri dilmeye geçeyim. Domatesleri de kattık. Şimdi yavaş yavaş bir kavrulsunlar. Çayı da yapalım. Etlerimizi de katalım. Biraz ters gittik gibi sanki ama neyse, bakalım. Et inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar, ooo rüzgara bakın, yemeğimiz pişti. Şurada da bir abi traktörle tarla sürüyor. Şimdi onu alalım, onu da çağıralım. Oh, mis gibi oldu. Köze bakın arkadaşlar. Rüzgar estikçe köz habire savurtturuyor. Hadi bak. Evet. Haydi bismillah arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi pişirdik. Bence 10 numara oldu. Bismillah. Şöyle bir tane de etinden dalayım. Şöyle arkadaşlar, çayları içiyoruz. Dayım da yanıma geldi tarla sürerken. Bakın. Bayağı bitirdi. Bayağı taşlık dayı buralara. Taşlık. Neyse, o da mola vermiş oldu ya. Şöyle. Güzel çay yapmış değil mi? Evet. Kebap. Öyle. Saç kebabı nasılydı? Çok güzel. İyi, afiyet olsun bakalım. Hadi arkadaşlar, biz şöyle bol bol çay içmeye devam. Çobanın çayı. Evet. Koyunlarda olduğu gibi ineklerde de bol bol suya vurmak iyidir arkadaşlar. Karnını her zaman doyuru ama susuz bırakırsanız sıkıntı. 2-3 kere günde böyle çeşmelere vurursak daha net yayılıyorlar. Daha güzel yayılıyorlar. Karınların daha iyi doyuluyorlar. Bakın 2 saat önce vurmamıza rağmen, sulamamıza rağmen yine susamışlar. Şöyle güzelce sulayalım. Ondan sonra köye doğru yine yola çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi size bir şey göstereceğim. Hayvanların en savunmasız noktaları memeleri. Yelinleri. Bakın şu sinekler nasıl da kanlarını emiyorlar. Şimdi kuyruklarıyla her taraflarını kışkırabiliyorlar ama oralarını kışkıramadıkları için hayvanların memelerini kanatıyorlar hep. Bakın şurada da net çekebilirsem. En inek hayvanının en korktuğu sinek. Bakın, 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 yara yapmışlar, kızartmışlar, kanı yapmışlar. O yüzden bazen oralara ilaç sürüyorlar. Bazen çok yara olduğunda gresya falan da sürüyorlar.
bir nevi koruyor ama bir kesin çözümü var mı bilmiyorum. Bakın şu hayvanın memesine kaç tane yapışmış. Benim kızlarım da burada. Bakın biri orada, biri de orada yayılıyor. Doyurun bakalım karnınızı. Bol bol ot yiyin. Evet arkadaşlar, bugün de sonuna geldik videomuzun. İşte balık tutmaya çalıştık, balık görüntülemeye çalıştık ama videoyu izledim, bir yerde balıkları görüntülemişik. Tava yaptık, saç tava yaptık. Yine sığırımızı güttük, geldik. Şimdi videoyu tavukların yanında bitireyim dedim. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra eğer bakayım ot biçmeye gideceğim. Onu çekerim. Yarın çekeceğim videonun içine koyabilirim. Çünkü uzun bir video olmasın. Zaten bugün balık, işte saç tava vesaire güzel görüntüler çıktı. Akşam saat gece yarısına kadar biçebilirim. Zamanını kaçırmamak lazım. Neyse arkadaşlar, ben şimdi videoyu kapatayım, fazla eğlenmeyeyim. Fi biçmeye gideceğim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizlerin paylaşımları ve beğenileriniz sayesinde gün geçtikçe ilerliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet.